Arkadaşlar merhabalar. Ders anlatım föyü hikaye birinci kısımdayız. Hikaye nedir? Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları veya durumları ilgi çekici bir şekilde anlatan kısa yazılardır. Yer ve zaman kavramı hikayelerde vardır. Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur arkadaşlar. Ve hikayelerde zaman ve olaylar kısa bir şekilde verilir. Romanla karşılaştıracak olursak romanda daha geniş bir zaman dilimi vardır ama hikayelerde daha dar bir zaman vardır. Her öykü bir olay ya da duruma dayanır. Yani bir yazının öykü olabilmesi için bir olay olması gerekir ya da bir duruma dayandırılması gerekir arkadaşlar. Şimdi dünya edebiyatında öykü türüne bakacak olursak ilk örneğini İtalyan yazar Boccaccio Decameron adlı yapıt ile vermiş ve türün önemli yazarları. Chekhov, Fransa'da Maupassant, Amerika'da ise Henry'dir. Hikayeleri oluşturan ögelerin okurlara aktarılması anlatıcı tarafından yapılır ve anlatmaya bağlı metinlerde de bakış açıları vardır arkadaşlar. Bu bakış açıları şunlardır. İlahi bakış açısı, Gözlemci bakış açısı ve kahraman bakış açısı. İlahi bakış açısı adı üstünde ilahi yani bir diğer ismiyle tanrısal. Yani bir olayın anlatılmasında anlatıcı her şeyi biliyor, her şeyi görüyor ve anlatım üçüncü kişinin ağzından yapılıyor ve anlatan kişi olayı, kahramanları ve mekanın geçmişini, kahramanların geçmişini biliyor ve ileri de yani gelecek zamanda. Neler olabileceğini de öngörebiliyor, tahmin edebiliyor arkadaşlar. İlahi tanrısal bakış açısı bu şekilde. Gözlemci bakış açısı ise bir kamera sessizliğiyle sadece gördüklerini yansıtıyor. Yani olaylarla ilgili pek bir ayrıntısı yok. Kahramanlar üzerinde ne görüyorsa onları aktarıyor. Kahramanların geçmişleriyle ya da kahramanların psikolojik durumlarıyla kesinlikle ilgilenmiyor. Kahraman bakış açısı ise adı üstünde. Kahraman, kahraman yaşıyor olayı arkadaşlar. Yani hikayedeki olay ya da durumu hikaye kahramanlarından biri anlatıyor ve birinci kişi ağzından anlatıyor. Ve olayı yaşayan da bu anlatan kişi. Şimdi 2009 ÖSS'de çıkmış bir soru. Aşağıdaki parçalardan hangisi Tanrı Sağlı Hakim anlatıcının bakış açısıyla verilmiştir? Şimdi hakim bakış açısının özelliği neydi? Kahramanın ruhsal çözümlemelerini, içerisinde yaşadığı sıkıntıyı, bunalımı ya da ya yaşadığı bir sevinç varsa bunu belirtmesi gerekiyor metinde. Bütün şıklara baktığımda C şıkkında diyor ki el sallamak. Güle güle diye bağırmak isterdi. Bahtınız açık olsun demek isterdi. Fakat el sallayamazdı. Bir il bütün koluyla birlikte Kutül Amare'de bir kum tepesinde kalmıştı öbür eli de pis, sefil fakat kocaman torbasını tutuyordu. Burada içinden güle güle el sallamak, güle güle demek, bahtınız açık olsun demek içinden bunları geçiriyor. Ama el sallayamaması gibi ifadeler anlatıcının kahramanın ruhsal durumundan haberdar olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla cevap C şıkkı arkadaşlar. Aşağıdaki parçalardan hangisi gözlemci anlatıcının bakış açısıyla verilmiş? Neydi gözlemci bakış açısı? Bir kamera sessizliğiyle anlatıyordu. Bütün şıklara baktığımızda A şıkkında diyor ki Irmaktan su taşıyan çocuklar dağ yolunda bir ihtiyar adamın yattığını haber verdiler. Bir boz eşek de başıboş oralarda dolaşıyordu. Hüsmen Hoca varıp bakalım dedi. Burada sadece gözlenen yani anlatıcı gördüğü şeyi aktarıyor. Su taşıyan çocukların olduğu, dağ yolunda bir ihtiyar adamın yattığı ve buna haber vermeleri gibi gibi. Yani sadece görülen durumlar aktarılıyor. Bu da gözlemci bakış açısının özelliğiydi. Cevap A şıkkı. Hikaye çeşitleri neler? Hikaye çeşitleri iki tane. Olay hikayesi ve durum hikayesi. Peki özellikleri neler? Geldik öncelikle olay hikayesine. Şimdi bu türün öncüsü arkadaşlar Guy de Maupassant. Bu türe Maupassant tarzı öykücülük de denir. Ve Türk Edebiyatı'ndaki temsilcisi Ömer Seyfettin'dir. Serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşur olay öyküsünde. Ve olay öyküsündeki en önemli özellik bu öykü gücünü olaydan alır. Yani muhakkak metinde bir olay olması gerekir arkadaşlar. Kişiler kesinlikle sıradan değildir. Özenle seçilmiş insanlardan oluşur. Mekan ve insan ilişkisine çok çok önem verilir. Yer önemli bir yere sahiptir olay öykülerinde ve öykünün sonunda ahlak dersi vermek amaçlanır arkadaşlar. Yani muhakkak bir mesaj verilir. Ayrıntılı bir anlatım tarzı seçilir. Refik Halit, Reşat Nuri, Yakup Kadir Karaosmanoğlu, Halide Edip, Sabahattin Ali olay öyküsü temsilcilerindendir. Ve anlatıcı olay öyküsünde okurun hayal gücüne fazla bir şey bırakmaz. Yani her şeyi anlatıcı anlatır. En ince ayrıntısına kadar olay öyküsünde ifade edilir. Peki durum hikayesi nasıl? Bu türün temsilcisi Anton Çehov'dur. Çehov tarzı hikayecilik de denilir. Olaya çok fazla dayanmayan, yaşamdan belli bir kesit sunan ve insanlık durumlarını anlatan öykülerdir arkadaşlar. Durum hikayesinde serim, düğüm ve çözüm bölümleri belirgin olarak yoktur. Bazen de hiç yoktur arkadaşlar. Durumlara dayanır ya da günün belli bir kesitine dayanır ve kişiler herhangi bir ayrıcalık taşımazlar kahramanlar ve her zaman çevremizde görebileceğimiz kişilerdir bu kahramanlar sıradan insanlar yani durum hikayeleri beklenmedik bir şekilde biter bazen de öykünün sonu okuyucuya bırakır yani sen tahmin et ve mekan ögesi önemli değildir yani durum hikayesinin tam tersi arkadaşlar mekan ayrıntılarıyla verilmez ana hatlarıyla yüze yüzeysel bir şekilde verir Peki bizdeki temsilcisi kimdir? Çehov tarzını Türk edebiyatına tanıtan Mevduh Şevket Esendal'dır arkadaşlar. Bu edebiyatta Türk edebiyatına yaygınlaştıran ise Said Faik Abasıyanık'tır. Bunun dışında Oktay Akbal, Tarık Buğra, Firuzan, Ahmet Hamdi Tanpınar, Samet Ağoğlu, Necati Cumalı, Nezihe Meriç, Selim İleri, Ferit Edgü gibi isimler edebiyatımızdaki durum hikayesi temsilcileridir arkadaşlar. Örnek, hikaye yazmak bir sanattır fakat başından geçenleri olduğu gibi anlatmak bir sanat değildir. Bu cümleye göre hikayeyi sanat özelliği veren aşağıdakilerden hangisidir? Kurgu ürünü olması. Yani var olan bir gerçekliği tekrar değiştirmek amaçlanır. Metinden hareketle bu sonuç çıkar. Bir hikayenin tarzı belirlenirken o hikayenin hangi özelliği ayırıcı olur? Hikaye tarzı belirlenirken arkadaşlar o hikaye ola hikayesi mi durum hikayesi mi olmalı önce buna karar verilmeli. Dolayısıyla cevap E şıkkı. Şimdi Türk edebiyatında hikaye türü nasıl gelişmiş? Tarihi seyri nasıl? Buna bir bakalım. Türk edebiyatında hikaye türünün ilk örnekleri Tanzimat döneminde verilmiş arkadaşlar. Peki bu döneme kadar hikaye yok muymuş? Yani hikaye diye bir şey yok muymuş bu zamana kadar? Tanzimat'a kadar varmış tabii ki de. Hikaye adı altında değil ama hikayenin yerini tutan metinler varmış arkadaşlar. Nedir onlar? Korkut hikayeleri, halk hikayeciliğine geçişin örneğidir. Bunun dışında halk hikayeleri ve mesneviler Tanzimat döneminde ilk örnekleri verilmiş olan hikaye türünün daha önceki isimleridir arkadaşlar. Hikayenin tarihi gelişimine bakacak olursak birinci sırada Dede Korkut hikayeleri var. Destandan halk hikayeciliğine geçiş özelliği taşıyor. İkincisi halk hikayeleri, üçüncüsü mesneviler, dördüncüsü Tanzimat dönemi hikayeleri, beşincisi Servet-i Fünun dönemi, altıncısı Milli Edebiyat dönemi ve son olarak da Cumhuriyet dönemi hikayeleri. Dede Korkut hikayeleriyle başlayalım. En önemli özelliği destandan halk hikayeciliğine geçişin bir örneğidir. Asıl ismi kitabı dedem Korkut ala lisanı tarfiye Oğuzhan'dır arkadaşlar. 9 ve 11. yüzyıllarda oluşmuş 15. yüzyılda da adını bilmediğimiz biri tarafından yazıya geçirilmiştir. Özelliklerine bakacak olursak dede Korkut hikayelerin yazarı değildir anlatıcısıdır arkadaşlar. Yani yazan kişi belli değildir Dede Korkut hikayelerini. 12 hikayeden oluşur ve 13. yüzyılda Doğu Anadolu'da Azerbaycan'da yaşayan Oğuz Türkleri var ve bu Oğuz Türklerinin yaşantılarını anlatır. Kendi aralarındaki savaşları anlatır, kavgaları anlatır ve Oğuz Beylerinin komşuları olan işte Ermeniler, Rumlar ve Gürcülerle yaptıkları savaşları anlatır arkadaşlar. Hikayeler nazım ve nesir şeklindedir. Yani hem düz yazı hem de şiir şeklinde oluşturulmuş. Genelde hikayelerde konuşma bölümleri şiir şeklinde, anlatma kısımları da nesir, düz yazı biçimindedir. Oğuz Türkçesi ile yazılmıştır. Dili de oldukça sadedir. Dili akıcı bir dildir arkadaşlar. Yer yer aliterasyonlara yer verilir. Yani ünsüz harfleri çokça tekrar edilmiştir. İslami unsurlar vardır ama bunun yanında Türklerin İslamiyet önceki inanışları da vardır. Olağanüstü olaylar var ve gerçek olaylar iç içe geçmiştir. Eser iki tane nüshadan oluşur. Vatikan ve Dresden olmak üzere iki tane nüshası vardır arkadaşlar. 2008 ÖSS'de çıkmış bir soru. 15. yüzyılın başlarında yazıya geçirilen adını yaratıcısı olduğuna inanılan kişiden alır. Türklerin yaşamını tarihsel, kültürel ve toplumsal bakımdan çok iyi anlatan bu yaratılar ürünleridir. İslamiyet öncesi dönemde oluşturulan bu ürünlere bu dinin kabulünden sonra İslami söyleyiş özellikleri de eklenmiştir. Arkadaşlar baktığımız zaman birinci boşluk dedi. Korku hikayeleri ikinci boşlukta sözlü edebiyat gelmeli. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisi bilgi yanlışına neden olmuştur? Şimdi metni okuduğunuzda son numarada diyor ki bu hikayeler 15. yüzyılda Dede Korkut tarafından yazıya geçirilmiştir. Dede Korkut hikayeleri adı bilinmeyen biri tarafından yazıya geçirilmiştir arkadaşlar. Dede Korkut tarafından yazıya geçirilmemiştir. Dolayısıyla cevap E şıkkıdır. Etkinlikleri siz yapın arkadaşlar. Sorulara bakalım. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebi metinlerde en çok başvurulan anlatım yöntemleridir? Arkadaşlar anlatmaya bağlı metinlerde öyküleme ve betimleme türleri çokça kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi öyküyü oluşturan ögeler arasında yer almaz? Olay ya da durum yer alır, kişiler yer alır, yer olması gerekir, zaman olması gerekir. Ancak ayrıntıya inme öykülerde değil romanlarda olur arkadaşlar. Cevap E şıkkı. Soru 3 bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Metni okuduğunuzda öyküyle ilgili bilgiler var. 4 numarada diyor ki dünyada İspanyol yazar Cervantes'ın Don Quixote adlı öyküsü bu türün ilk örneği sayılır. İlk örnek bu değildir arkadaşlar. Dekomaron adlı hikayeler bu türün dünya edebiyatındaki ilk örnekleridir. Bocacio yazmıştır. Dolayısıyla cevap D şıkkı. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Olaylardan çok sosyal olgulara, duygu ve düşüncelere önem veren hikayelere durum hikayesi denir. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? Metinde ne diyor? Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların anlatıldığı türdür. Hangi türdür bu? Öykü türüdür. Olayı esas alan türün dünya edebiyatındaki temsilcisi de Maupassant kabul edilir. Cevap C şıkkı. Maupassant tarzı hikaye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bütün şıkları okuduğumuzda E şıkkında olay ögesinden çok psikolojik çözümlemelerin önemsendiği diyor. Maupassant Olay öykücülüğüdür. Yani temelinde olay vardır. Merak ögesi ön plandadır. Bu da arkadaşlar cevabın E şıkkı olduğunu söylüyor. E şıkkı durum öyküsünü anlatıyor. Bu parçadaki numaralanmış isimlerden hangisi bilgi yanlışına yol açmıştır? Maupassant tarzı hikayeciliğin Temsilcilerinden bahsetmiş. Ömer Seyfettin, Refik Halit, Sayit Faik Abasyanık Halide Edip adı var demiş. Ama Sayit Faik Abasyanık Maupassant tarzı temsilcilerden biri değildir. Cevap D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi Türk Edebiyatı'nda diğerlerine göre daha geç ortaya çıkmıştır? Destan, halk hikayesi, öykü, şiir, mesnevi. Şimdi öykü tür olarak ilk örneklerini tanzimat döneminde vermiş. Tanzimat edebiyatı dönemi. Ancak destan Tanzimat edebiyatı döneminden önce de vardı. Ş Halk hikayesi Tanzimat döneminden önce de vardı. Ancak tür olarak ilk defa öykü Tanzimat edebiyatı döneminde karşımıza çıkıyor. Bu parça aşağıdakilerden hangisinden alınmış olabilir? Şimdi metne baktığınızda arkadaşlar birbirlerini yenemediler. At üstünde ikisi kapıştı, çekişti. Kafirin gücünden oğlan iyice perişan oldu. Oğlan Allah-u ya yalvarıp söylemiş, görelim nasıl söylemiş. Olayların anlatıldığı kısım mensür, konuşmaların geçtiği kısım ise nazım şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu da arkadaşlar Dede Korkut hikayelerinin bir özelliğidir. Cevap A şıkkıdır. Aşağıdaki hikaye parçalarından hangisinde diğerlerinden farklı bir yapı unsuru ile ilgili ayrıntı öne çıkmıştır? Bütün şıklara baktığımızda A şıkkında mekan ögesi ön plana çıkarılmış. B şıkkında da mekan ögesi ön plana çıkarılmış. C'de de mekan var. D'de ise hikayenin özelliklerinden zaman ögesi ön plandadır. Dolayısıyla cevap D şıkkıdır. E'de de mekan ögesi vardır arkadaşlar. Soru 11. Bu parça ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Haydarpaşa'da banyo trenine bindik. Sonra Erenköy istasyonunda trenden indik. Babam kocaman eliyle elimden tuttu. Diğer eline valizimi aldı. Ağır ağır yürümeye başladık. Biz üst geçitten geçerken altımızdan bir tren geçti. Lokomotifin dumanı suratımızı yalamadan aşağı doğru yürümeye başladık. A. Olay örgüsünde kronolojik sıraya bağlı kalınmamıştır. Arkadaşlar metin kronolojik sıraya göre yazılmış trene binmeleri, sonra trenden inmeleri, sonra babasının kahramanın elinden tutması, sonra diğer elinin valizini alıp ağır ağır yürümeye başlamaları. Bunların hepsi belli bir sırayla oluyor. Dolayısıyla cevap A şıkkıdır. Bir hikayeden alınan bu parçanın ögeleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Kişi Veh Beyefendi doğru, zaman sıcak bir gün doğru, mekan bir sokağı anlatıyor mekan olarak verilmiş. Doğru. Olay Vehbi Efendi'nin evdeki işten dolayı daireye geç kalması. Bu da doğru. Ancak E şıkkında bakış açısı gözlemci anlatıcı demiş. Şimdi gözlemci anlatıcı neydi? Olayları bir kamera sessizliğiyle izliyordu arkadaşlar. Yani kahramanların psikolojik durumları ile ilgili bir bilgiye sahip değildi. Sadece ne gördüyse onu anlatıyordu. İşte uzaklara doğru baktı. Sonra konuşmaya başladı. İşte sonra gülümsedi gibi gibi. Dolayısıyla metinde diyor ki yanan redingotun ağırlığını dert ede ede boynunda sırmalı çevresi yokuşu ağır ağır çıkıyordu. Şimdi Metin de şöyle diyor. Yanan redingotun ağırlığını dert ede ede boynunda sırmalı çevresi yokuşu ağır ağır çıkıyordu. Yani üzerinde giydiği kıyafeti dert etmiş. Yani psikolojik bir durumdan bahsediliyor. Anlatıcı da bunu okuyucuya anlatıyor, haberdar ediyor. Dolayısıyla bakış açısı gözlemci bakış açısı olmaz arkadaşlar. Birinci ve ikinci soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Metin Dede Korkut hikayelerinden alınmış Deli Dumrul'un hikayesi arkadaşlar. Soru da şöyle diyor. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Nazım ve Nesir bir arada kullanılmış. Doğru. İslam diniyle ilgili ayrıntılara yer verilmiş. Doğru. Gerçeğe uygun olayların yanında olağanüstülükler de vardır. Doğru. Toplumsal sorunlar didaktik yani öğretici bir tavırla yansıtılmış. Yanlış arkadaşlar. Burada toplumsal bir sorun öğretici bir tavırla yansıtılmamıştır. E bir olay örgüsü etrafında şekillenmiş. Doğru. Soru 2. İçerik anlatım ve şekil özellikleri dikkate alındığında bu parçanın aşağıdakilerden hangisinden alındığı söylenebilir? Dede Korkut hikayelerinden alınmıştır arkadaşlar. Deli Dumrul'da bu hikayelerin içerisinde yer alan bir hikaye. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Metni okuduğumuzda A şıkkı öyküleme, betimleme ve diyalogdan yararlanılmış. Doğru. Ve olayın geçtiği mekana yönelik tasvirler yani o mekana yönelik betimlemeler yapılmış, doğru. Kahramanın iç dünyasına ait ayrıntılar öne çıkarılmıştır. Şimdi metinde kahramanın iç dünyası dediği psikolojik durumuyla alakalı bir ifade yoktur arkadaşlar. Cevap C şıkkı. Olayın kişiyi yer ve zaman ögeleriyle birlikte sunulmuştur, doğru. Anlatımda gözlemci anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır. Doğru. Bir hikayeden alınan bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi hikayeyi okuduğumuzda izlenimsel betimleme öne çıkmıştır. Doğru. Yani izlediği, gözlemlediği şeyleri betimlemiştir, tasvir etmiştir anlamım. Benzetme ve kişileştirmeden yararlanılmıştır. Doğru. Mecazi söyleyişlerle anlatım şiirselleştirilmiştir. Doğru. Ana caddenin boydan boya uzana uzanması, dolmuşlarda otobüslerin birbirlerine titreşerek sokulmaları bunların hepsi mecazi söyleyiştir. Mekan ögesine yönelik bir tasvir ağırlık kazanmıştır doğru. Olaylar oluş sırasına uygun olacak şekilde kronolojik olarak verilmiştir. Yanlış arkadaşlar bu metinde olaylar bir kronolojik sıra içerisinde verilmemiştir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Üçüncü kişili anlatım vardır. Gördü diyor. Gören kim? O. Farklı duyulara ait ayrıntılar. Renkli kazanı görmesi. Çiçek buketini yoklaması. Dokunsal. Farklı duyulara ait ayrıntılar da var. Kahramanın duyguları. Bir yandan pencerelere göz gezdiriyor, bir yandan da koşuyordu. Kaç pencere sonra dedesinin alıcı renkli kazağını görür gibi oldu. Artık gücü kalmamış kahramanın duygusu var. Tren deyici hızlanmıştı. İlahi bakış açısı kahramanın duyguları olduğu için ilahi bakış açısı da var. Olay zamanına yönelik ayrıntılar. Burada olay zamanına yönelik bir ayrıntı yok. Yani öğleden sonra işte sabaha karşı şafak vakti gibi çok ayrıntılı ifadeler yok. Cevap E şıkkı. Bir hikayeden alınan numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralanış aşağıdakilerden hangisidir? Bütün numaralı cümleleri okuduğumuzda birinci cümlemiz 3 numara olmalı. Köknar, meşe, karaçam, ormanlı tepeler ortasında mini mini bir meydandaydık. Sonra 5 numara olmalı ikinci numarada. Meydanın ortalık yerinde dört yana açık, üstü kapalı, kenarı tahta kerevetli bir çardak vardı. Sonra 1 numara olmalı. Gözüm ilk önce çardağa ilişti. Sonra 4 numara olmalı. Biraz ileride üstü açık, dört yana alüminyum cilalı saç perdelerle kapalı maden suyunun çıkarıldığı yer. Sonra iki numara olmalı en son. Onun yüz adım önünde de içinden ıslık, şişe, tapa ve daha başka bir takım gazlı sesler gelen bir maden suyu doldurma imalathanesi vardı. Cevap B şıkkı oda. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın anlatım özellikleri arasında yer almaz? Şimdi metne baktığımızda insan dışındaki varlıklara insana ait özellik verme yani kişileştirmeyi soruyor. Vardır arkadaşlar. Köyün beklemesi. Kayaların kat kat gölgelerine gömülü ne pencerelerinde bir ziya ne yollarında bir ses karanlıkta bekliyordu. Dış mekana yönelik tasvir yapma. Bu da doğru. Köye dair bir tasvir yapmış. Kahramanların iç dünyalarına yönelik ayrıntılar kullanma. Şimdi metin arkadaşlar gözlemci bakış açısıyla oluşturulmuş. Bu yüzden kahramanların iç dünyalarına yönelik bir ayrıntı yoktur. Cevap C şıkkı. Sorularımız burada bitti arkadaşlar. Diğer bir konuda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.